Biz nasıl bir varlığız ki biraz kendi halimize bıraktığımız zaman hemen ilahlaşacağımız tutuyor. Kella innel insane le yatgâ. En ra'âhu istagnâ. Bu insan var ya, baya bir insan ayeti geçti bugün. İnsandan konu ediyoruz. Cenab-ı Hak bu insan var ya diyor. Le yatgâ. Kesinlikle taşkınlığa, büyüklenmeye o kadar hazır ki. En ra'âhu istagnâ. Yeter ki kendisini müstağni görsün. Sağlıklıyım. Belli bir gelir akarım var. Kesintiye uğramaz gibi gözüküyor. Sağlama aldık. Sevdiklerin de huzur içerisinde. O zaman taşkınlık edebilirim. O zaman ben şimdi azabilirim demektir. Tedbirimi aldım. Şu anda yaratıcının bana bir zarar vermesinin bütün önünü kapattım. Her şey yolunda. Bütün sigortaları aldık. Bütün her şey korunaklı. Ev muazzam korunaklı. Korumalar var. Bunların hepsi insanın artık istikrar edebilirim. Büyüklenebilirim dedirtebilen bir altyapıya dönüşüyor. Kella innel insane le yatgha en ra'ahu. Ama makro büyüklükler hala ortada. Burada hiç yoktun. Bu binada da hiç yoktun. Burada belki senin evin de yoktu. Sen sonradan buraya geldin ve işin acı gerçeği sen burada kalıcı değilsin. Hel ete alel insani hinun mined dahri lem yekun şey'en mezkura. Şimdi adı bile anılmaz bu varlığı Cenab-ı Hak yarattığını söylüyor. Demin ayeti kerimde ihbarını gördük. Meleklere ihbar etti. Ben böyle bir varlık yaratacağım dedi. Ve Hazreti Adem Aleyhisselam'ı yarattı. Allah Azze ve Celle. Bizim atamızı yarattı. Ayeti kerimede inna halakna ya eyyuhen nasu ttaqu rabbakum. Ey insanlar, Rabbinizden sakının. Allah Azze ve Celle'ye karşı saygılı bulunun. Kendinizi koruyun ona karşı. Azarsanız, yoldan çıkarsanız, öfkesini, gazabını kazanırsanız sizin için çok kötü olur. Tam tersi saygılı bulunun, sevgisini kazanmaya bakın. Bu komple bir takva kavramının bileşenleri gibi. اِتَّقُوا رَبَّكُمْ. Sonra Cenab-ı Hak, اَلَّذ۪ي خَلَقَكُمْ. Sizi yaratan Rabbiniz. Berikinin tanrısına, ötekinin ilahına, falanca gezegeni var eden birine saygıya davet edilmiyorsunuz. Kendi yaratıcınıza saygıya davet ediliyorsunuz. اِتَّقُوا رَبَّكُمْ اَلَّذ۪ي خَلَقَكُمْ. Bu Kur'an'ın dili muhteşem. Yani bunu bir insanın okuyup da herhangi bir çekince koyması mümkün değil. Bunu bir Çinliye okutuyorsunuz, gel bizim tanrımıza uy demiyorsunuz ki. Sizi yaratan Tanrı'ya, yaratan yegane ilaha. Sorsa ki bizim Tanrı sizin Tanrı, diyoruz ki ve ilahuna ve ilahukum vahidun. Sizin Tanrı bizim Tanrı, hepsi aslında tek bir Tanrı'dan söz ediyoruz. Hepimizi tek bir candan yaratan. Halakakum min nefsin vahidatin. Biz böyle Allah'ın bazı rivayetlerde geçiyor ki Resulullah namaza durduğunda İnni vecehtu vecihiye lillezî fatara's semâvâti vel ardı hanîfe diye başlarmış. Ben yüzümü gökleri ve yeri var edene dönüyorum. Bunun içerisinde bütün referanslar sıfır. Hiçbir referans yok. Tamamen lojik bir tanım var. Gökleri ve yeri her kim var ettiyse o var eden kudret. Ben aklederek bu var edicinin olması gerektiğine gayet açık bir şekilde kanıyım. Çünkü varım. Ben buradayım ve varlık da var. Şu halde var edici mutlak surette var olmalıdır. O var eden kim ise. Em hulikû min gayri şeyin. Bazı insanlar yaratıcıyı, var edeni göz ardı edince Cenab-ı Hak siz hiçbir şeyden mi yaratıldınız? Em humul hâlikûn. Bir ihtimal daha var. Siz kendi kendinizi mi yarattınız? Madem yaratıcıyı reddediyorsunuz. O zaman iki ihtimal kalıyor. Ya hiçten var oldunuz ki bunu konuşacağız ders ilerledikçe insanlık bu makro soruyla hep karşı karşıya kaldı ve kendi ideolojisini üretti. Yani buna bilimsel bir kılıf koysa bile aslında bu bir dini ideolojinin, bir dini yaklaşımın dogmatik bir temeli. İnsan min gayri şeyin, hiçbir şeyden yaratıldık dedi. Bildiğim böyle kendiliğinden olduk dediler yani. İnsanın en yapmayacağı bir şey olarak em huliku min gayri şey, hiçbir şeyden. Sordular ki nasıl olur bu? Dedi böyle çok zaman geçerse olur. O oraya denk gelir, buraya denk gelir. Biraz da şöyle denk gelir.
Rüzgar bir de öte taraftan eserse bir anlamlı bir şeyler anlamlı olarak yan yana gelebilir. Bir de zaman çok olursa niye olmasın yani? Bu hani halüsinasyon görmekten de öte bir şey. Geçenlerde bir tanesi daha vazgeçmiş, bir evrimci bilim adamı daha vazgeçmiş. Diyor ki ya arkadaş diyor biz en basit bir sistematiği böyle protein gibi karmaşık sistemlerden söz etmiyoruz. Mikroorganizmalar gibi, onlar gibi karmaşık sistemlerden de söz etmiyoruz. Basit bir düzeneği, sistemi içinde 3-5, 4-5 neyse bunu bilgisayarda modelleyip son derece yüksek işlemci hızında yani zamanı biraz kısaltmak için hani istiyorlar ya milyarlarca zamanlı. İşlemci zaten saniyede milyarlarca işlem yapmaya başladı. Orada modelleyip bir tane karşımıza şöyle bir kendiliğinden olma bir şey çıkarabildik mi ki kalkmışız muazzam karmaşık kompleks sistemleri üstelik mikroya gittikçe basitleşen değil yani hücreye doğru gittikçe basitleşen değil iyice karmaşıklaşan maddede de öyle. Maddede de eskiden o atom tamam dedik bulduk parçayı dedik sonra içine bir girmeyi öğrendik ki aman Allah'ım yani keşke girmeyeydik dışarıdan daha büyük içerisi. Yani tarifimi ve ifademi abartıyormuşum gibi sanmayın. Hakikaten içeriye girdik atomun içerisine atomun içerisi dışarıdan daha büyük. Hiç girmeyeydik bunu bu kadarcık bir temel birim kabul edeydik işimiz daha kolaydı. Şimdi sapıtmak üzereyiz. Madde yok deme noktasına zorlanıyoruz çünkü içerisi derya deniz artık tanımlaya tanımlaya ilerleyemiyoruz. Bu cansızlarda böyleyken canlılarda da böyle. 1800'lerin başlarında Darwin bu işe koyulduğunda babasından miras alıp o zamanlar hücre bildiğin kara bir kutu olarak biliniyordu. Bildiğin kara bir kutu, işlevsiz, alt birim, alan kapatan bir alanmış gibi. Şu an biz biliyoruz ki bir hücre bizim muazzam devasa fabrikalarımızdan, sanayilerimizden daha ileri. Bizim şu İstanbul ne kadar kozmopolit bir şehir, ne kadar muazzam sistemler var. Hücrenin yanında yani basit bir sistemi var diyebileceğimiz kadar muazzam bir sistemden bahsediyoruz. Adam diyor ki biz basit bir sistemi bile çok ileri iddialı şeyler yapmayalım. Bilgisayarda modelleyelim. Sonra başlatalım randomize hareketliliği, rastgele işlemleri. Peş peşe ardışık ardışık tekrarlasın dursun. Bizim karşımıza ah bak bir tane anlamlı bir sonuç buldum derse deriz ki böyle kendiliğinden bir şeyler olabiliyormuş. Böyle bir şey yok. Böyle bir şeyin modelini de oluşturmadık. Yani onun ifadesi mantık bilimsel diyelim. Daha rahat ifadeler, daha kolay ifadeler kullanalım. Mesela şuradaki bardak diyelim. Bu bardak. Şimdi bunu ben aşağı bırakıyorum. Kırılır, darmadağın olur. Ama diyorum ki ikincide ben bunu atacağım veya üçüncüde veya öyle bir sayıda ben bunu atacağım ki sonunda o böyle kristalden bir çocuk arabası olacak. Böyle önde farları olan, arkasında farları, kapısı açılıp kapanıyor, içerisinde direksiyonu. Çok da bir şey istemedim aslında. Yani bir organizmada bundan çok daha fazlası var. Olağanüstü. Ama olsun bu kadarına iktifa ediyoruz. At bakalım. İddia şu ki evet belki binde olmaz, 3000'de olmaz ama 2 milyar sene olursa ondan öyle bir şey çıkar. Şimdi bu em huliku min gayri şeyin. Ama adamlar haklı. Başka bir çaremiz yok ki diyorlar. Ya varlığımızı inkar edeceğiz ki böyle de bir ideoloji var. Biz yokuz ki diyor zaten. Dolayısıyla Tanrı da yok. Hani benim bir gözümü kör etsin yeter ki komşunun iki gözü kör olsun diyen adam misali. Tanrı'nın varlığını yegane kudreti inkar edebilmek için kendi varlığının da aslında ziyan olduğunu bir anlamı olmadığını biz de yokuz ki diyen bir anlayış. Em huliku min gayri şeyin. Bizim başlangıç noktası İnsan olarak en batılılar bingo sorular diyorlar. Kendi varlığımızın bidayetine, öncesine dair her doğan çocuğun şöyle geri dönüp bir bakması lazım. Önünde onu aldatacak hayatın o büyüleyici etkisine rağmen etkisi için kendi varlığına dair bir hazırlık. Ben neydim, nasıl var oldum ve varoluşum ve kendim kendiliğinden olabilecek bir varlık mıyım? Evet. Durduk yere peydahlanabilecek. Kendi kendimi ben mi var ettim? Annemin babamın varlığındaki rolü nedir? Buradan aklederek varacağı sonuç Cenab-ı Hakk'ın beklediği yaratıcıyla buluşma. Em huliku min gayri şeyin em humul halikun. Yoksa kendileri mi yarattılar? Allah Azze ve Celle biz insanı yarattık buyuruyor.
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ Demin girişine değindiğimiz Meleği Ala'daki olayda Allah Azze ve Celle ben bir beşer yaratacağım. İnni halikun beşeran min salsalim min hamain mesnun. Kuru çamur, kavrulmuş balçıktan bir beşer yaratacağım. Ben bunu yapacağım. Ca'ilun halikun demek yani kesin yapacağınız bir şeyi böyle ifade ediyorsunuz Arapçada. Türkçede de ben gideceğim demek yani gidici. Tartışmasız bu olacak manasında. Dedi ki Allah Azze ve Celle onlara فَاِذَا سَوَّيْتُهُ Ben bunu tesviye ettiğimde neden yaratacağını söyledi. Balçıktan, çamurdan yaratacak. Sonra dedi ki tesviye ettiğimde tesviye düzenlemek demek, son dokunuşları yapmak demek. Duvarda mesela sıva yapıyorlar. Sonra tesviye demiriyle son şeyleri veriyorlar. Cenab-ı Hak insanın tekrar yaratılışından bahsettiği ayette Bela kadirine ala en nusavviye banana. Biz elbette gücümüz yeter. Ta parmak uçlarını tesviye edinceye kadar. Yani ki en zarif, en hassas, en son böyle yani tekrardan yaratılışımızda eller olmasa bile oldu gari diyecek deriz belki ama Cenab-ı Hak hiçbir şey eksik kalmayacak. Parmak uçlarına kadar biz onu düzgünleştireceğiz. Tekrardan o orijinalini ortaya çıkaracağız. Yahut mesela Hazreti Meryem'in yanına gelen ruhundan Cenab-ı Hak bahsediyor. Ruhul Emin. Ruhumuzu gönderdik ona. Ne diye tanıttı kendisini? İnnemâ ene rasûlu rabbi ki ben senin Rabbinin elçisiyim. Nasıl göründü peki? Fetemessele lehâ beşeran seviyyâ. Düzgün bir beşer, seviyya, tesviya, tam düzgün, hiçbir eksiği yok. Hazreti Meryem bakınca öyle filmdeki gibi ayakları boşlukta, etrafta nurlar yayılıyor, öyle değil. Tam bir beşer, bir kimse gördüğü için genç bir kız olarak tenhadaydı üstelik, ürperdi. Dedi ki, inni a'udu birrahmani minka in kunte taqiyya. Rahman'a sığınıyorum senden. Şayet sen de sakınan bir kimseysen. İlişme demek istedi. Şimdi bu tesviya Allah Azze ve Celle'nin ben min salsalin min hamain mesnun balçıktan yarattığım bu varlığı tesviye ettiğimde artık son şeklini verdiğimde ve nefektu fihi min ruhi ve ruhumdan ona üflediğimde demin bahsettiğimiz Hazreti Meryem'e gelen ruh nasıl Hazreti Meryem'e üflediyse aynı ruh üzerinden Allah Azze ve Celle Hazreti Adem'e üflüyor. Bu bazılarının sandığı gibi Cenab-ı Hakk'ın kendisi değil. Nitekim Hazreti Meryem'e Cenab-ı Hak ruhumuzu gönderdik dediği kişi Hazreti Meryem'e ben Allah'ın kendisiyim diye tanıtmadı kendisini. İnnemâ ana rasûlu rabbiki ben Allah'ın sana elçisiyim dedi. Dolayısıyla oradaki ruhum dediği Cenab-ı Hak haşa beden ruhtan müteşekkil değil. Kulum demesi gibi Cenab-ı Hakk'ın. O ruh üzerinden üflüyor. Hazreti Adem'e de فَنَوَنَفَخْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوحِ O ruh dediği, ar-ruh üzerinden Cenab-ı Hak üfledi. Biliyorsunuz bunu bilahare sordular Resulullah'a ruh nedir diye. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ Cenab-ı Hak cevabında قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّي Ruh Rabbimin emrindendir dedi. Demek ki Rabbimin kendisidir. Rabbimin varlığının bir parçasıdır. Hayır. Rabbimin emrindendir. Onun emriyle olan bir şey. Allah Azze ve Celle bu şekilde Hazreti Adem Aleyhisselam'ın balçıktan yaratılışını gerçekleştirip tesviye edip ruhundan üfleyince فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِد۪ينَ Siz ona secdeye kapanın dedi. Benim de vaktim burada doldu. İnşallah tam bu noktadan bir sonraki ders devam ederiz. قُلْ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ